Efendim herkese selamlar, sevgiler, merhabalar. Yakın zamanda Epic Games'in çıkaracağı bir oyun var. Crying Sons. Kendisi farklı bir oyuna benziyor. Şöyle bir girip bakmak istedim. Nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Neredeyim ben? Planetor. Pentem. Gardiyan mı? Seni anlamıyorum. Yo, sen öldün. Ne? Öldük mü? Ha, kopyayız biz. Aynen. Klon olduğumuzu söylüyor. Yani orijinalin bir kopyasıymış. Ben öldüm mü, nasıl falan diyor. Bazı şeyleri bilmiyormuş galiba. Çok fazla bilgi veremiyormuş ama bazı şeylerde sana yardım edebilirim diyor. Bir makine bana yardım edebileceğini söylüyor. Şu an gerildim gibi bir şey söyledi. Sadece bir makine değil Admiral. Bir, ya büyük bir yapay zeka olduğunu söylüyor. Çok geniş bir veri tabanına sahipmiş galiba. Yani o anlam çıkıyor buradan. Dört yılda bir. Bitsin hepsini söyleyeceğim. Konuşma animasyonuna baksanıza. Hadi canım, o kadar da değil yani. Hiç tahmin etmemiştim. Savaş gemileriyle savaştığımızı falan söyledi ama hiç de öyle bir oyuna benzemiyordu. Tamam ya, olayı anladık yani. Ben de emin değilim ama buna güvenmek zorundayız. Don't worry, strange. Tamam, şimdi kopyalar oluyor, klonlar oluyor. Buradaki mesela şunların her biri birer klon sanırım. Orijinal klonlardan hafızalarını da kopyalayıp bu DNA'lar arası geçiş oluyor ya, hani bilirsiniz bu bilindik bir senaryodur zaten. Bu geçişleri DNA'ları kopyalayıp böyle klonlar üretip işte onları yüklüyorlarmış. Bu yapay zeka da makine, daha doğrusu bu işlemleri yapan makineymiş. Çok geniş bir veri tabanı ağ varmış, işte sadece bir yapay zeka değilim diyor, hani her yere ulaşabileceğini falan söylüyor. Biz de bir amiral miyiz tam anlamadım ama dur, yanlış oldu. Aynen. Yani senaryo bu aslında. Burada gemilerimiz mi var? Bir tane gemimiz var. Buradan easy. Daha kolay. Her şey daha kolay olurmuş.
loot yapmak falan daha kolay olur diyor. Ya bir kolaydan başlayalım ya şu aynı oyunu biraz daha öğrenebilmek açısından. Burada skill'lerimiz var, silahlar. Dayanıklılık falan filan filan. Buradan ofis. Ofisimizi mi seçmemizi istiyor? Ofis dediği bölüm galiba. Tamam, easy deyip başlayalım. Ha, buradan şey seçeceğiz. Bunlar ne? Ne bu? İkna. Sağ... Yani... Ha, sağduyu, ikna falan var. Bu ne? Dövüş, burada uçuş falan. Hepsinin bir yeteneği var sanırım. Bunda sağduyu falan filan var, ikna var. Bunu bir alalım. Sanırım biraz daha böyle şu sesi biraz kısayım, az bir şey. Biraz daha böyle konuşmaya dayalı bir şey gibi geldi bana tam. Çünkü sağduyu, ikna bilmem ne falan filan var. Bir de böyle savaşçı alalım. Şu yaşlı abimizi alalım. Change Battleship. Ondan önce yapmam gereken herhangi bir şey yok. Burada karakterlerim kapalı herhalde. Savaştıkça açacağım bunları. Bu değiştirmeyeceğim. Direkt başlayalım. Ha, biz amiral, bu biziz. Biz kaptanız galiba büyük ihtimalle. Ki öyleyiz herhalde yani. Neyse. Buradan beta buraya gitmemizi istiyor sanırım. Vay. Ben çok seviyorum öyle bilim kurgu uzay temasını ya. Ne yapacağız buradan? Karakter seçiyoruz aynen. Weapon silahı şunu verelim. Buraya da bunu verelim. Zaten iki tane var, başka bir şey yok. Neon'u araştır. Neon dediği bu garip şey bilinmeyen cisim anlamına mı geliyor? Genelde öyle olur ya. Temizle. Ha, temizle diyor. Temizledik. Map'tan şey mi seçeceğiz? Ha, buraya mı gideceğiz? Ne yapacağız? Şuraya gideceğiz galiba. Bilgi istiyor sanırım. Bu Caliban oluyor, değil mi? Caliban bu. Bizim yapay zekamız. Vallahi yanlış anlamadıysam öyle. Çünkü oyun biraz karışık. Savaş gemisi hakkında soru sor mu diyor. Soralım. Ne bu? Ha, şimdi oyunda şey oluyor, bu sektörler arası geçişler işte bu nasıl diyeyim. Mesela şurada farklı bir sektör, burada farklı bir sektör var. Bunlar arasında gidip gelme, işte savaş gemileriyle savaşma gibi şeyler var oyunda. Çünkü bu oyunların genel mantığı öyledir yani. Yok hocam, başka bir şey sorma. Hadi bakalım. Hım dediğine bakmayın ya. Çok bir şey anlamıyorum aslında da. Yine anladığım kadarıyla çevirmeye çalışıyorum. Tamamen bilgi üzerine konuşuyorlar şu anda. Bu cismin ne olduğu hakkında birbirlerine bilgi alışverişi mi yapıyorlar, öyle bir şey yani. Bulundukları durum hakkında. Çık ya.
Tamam makine, daha fazla konuşma, yeter artık. Anomali bilinmeyen, anomali biliyorsunuz zaten, yani bilinmeyen cisim anlamında kullanılıyor. Değişik cisim anlamında. Bu kadar mıydı? Anomali sinyal sorunu. Burada farklı bir sinyal varmış, değişik bir sinyal. Her şey hazırlıklı oluyor. Yani bura gidersen hani seni böyle bir dürtebilirler diyor yani. Anomali sinyal dediği bu mu? Ne bu? Savaş gemisi mi? Gel ulan. Sanırım evet, savaşacağız bununla. Ha, tamam, şimdi oyunun ana mantığı bu sanırım. Yani konuşmaların falan aslında çoğu boş bence. Çok fazla uzatıyorlar konuşmayı. Şimdi gemiler arası savaş. Peki. Şimdi nasıl savaşacağız? Ha. Nasıl? Tamam, space tuşuyla başlattım. Durdurabileceğimi söylüyordu. Tamam, bunlarla savaşacağız sanırım. Şöyle tut sürükle mantığı mı? Evet. Oo, ben bunları parçalarım ya. Levçe dip yükleme yapıyor. Direkt gemiye savaşabiliyor muyum? Silahlarına saldıralım. Demet yedik. Ha, kazandık. İyi iş. Edmel. Savaş gemisini aldıklarım. Bir tane Fighter MK1 almışız. Güzel. Peki. Anomali hakkında bilgi veriyor. Gidin gidin, kafanıza göre gidin, anladım. Ha ya, oyunun mantığı bu aslında. Hani burada map'tan istediğiniz yere gidiyorsunuz. Mesela şu an burası. Şuraya da bir gidelim. Ne var merak ettim. Çok fazla konuşma var ama oyunda. Ben hepsini çeviremem. İngilizcem zaten iyi değil. Kendini tanıtıyor. Hocam sen bize bence yardım edemeyeceksin. Daha aynı dille konuşmuyoruz bile yani. Allah Allah, vay be. Yok. Konuşmadan çıkıyorum. Çünkü inanın çok gereksiz bir konuşma yani. Tabi isteyenler okuyabilir. 5 şart vardı. Karakterleri de en başta gördüğümüz o sol alt tarafta olan karakterleri de savaşları yaparak kazanıyoruz. Sanırım. Silahları da kazanıyoruz. Silahları, karakterleri, gemileri savaş yaparak kazanıyoruz. Gemileri, şey, silahları da karakterlerimize göre açabiliyormuşuz. Açabiliyoruz yani. Buradan map'tan istediğimiz yere de seyahat edip, istediğimiz yere değil daha doğrusu.
gidebileceğimiz yerlere seyahat edebiliyoruz. Oyun bu şekilde. Beğendim ama biraz İngilizceniz olması gerekiyor. Türkçe'ye masif falan varsa bilmiyorum, bakmadım. Kurabilirsiniz ama sanırım yoktur. Güzel oyuna benziyor. Hani böyle piksel 3 boyutlu tarz oyunlar olur ya. 3 boyutun bir tık düşüğü görünümü vermek için. O tarz oyunlardan. Görüntü şeyler falan çok güzel. Beğendim yani. İyi. Güzel. Neyse. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.